Bir insanın ilişki kurduğu kişi ile arasındaki yaş farkı o kişi hakkında tam olarak neyi söyler? Veya iki yetişkin insanın her ne kadar aralarında yaş farkı çok büyük olsa da kendi rızasıyla girdiği bir ilişki konusunda insanlar neden tepki verir? İki farklı şekilde sorulabilir bu soru. Evet, Leonardo DiCaprio'dan bahsedeceğiz bugün. Artık zamanı gelmişti. Ben size bu sefer soruları en baştan sordum. Bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Instagram'da sorduğuma %65 bariz sapıklık yanıtını vermişti. Sadece %35'i kendi rızalarıyla yaşanan, kendi aralarındaki ilişki cevabını vermişti. Lilo TV'nin topluluk sayfasında sorduğum soruya da tamamen sapkınlık yanıtını veren %64. 1400 kişi oylamış bunu bu arada. O yüzden büyük bir çoğunluğun aslında neler düşündüğünü tahmin edebiliyorum şu noktada. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Gelin, neden Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı bu kadar olay oluyor? Biraz ona bakalım. İlk olarak bilmeyenler olabilir. Bilmeyenler olabilir. Leonardo DiCaprio kim? Birazcık özetleyeyim. Leonardo DiCaprio çocuk yaştan itibaren meşhur olan ve bu ününü sonuna kadar kullanıp inanılmaz başarılı filmlere imza atan bir Amerikalı aktör. Herhalde Amerika'nın en meşhur aktörlerinden bir tanesi olsa gerek. Aldığı ödüller, dahil olduğu işler ve sosyal sorumluluk projeleri epey dikkat çekiyor. Herkes Leonardo ile çalışmak istiyor. Herkes onu bir filmde oynatmanın mutlaka ama mutlaka bir ödülle geri döneceğine inanıyor. Herhangi bir ödül olmasına da gerek yok. Kendisinin oynadığı bütün filmler toplamda 7 milyardan fazla para getirmiş insanlara. Yani sadece kendisi kazanmıyor, aynı zamanda kazandırıyor da. Leonardo DiCaprio'nun hayatında bu kadar başarı falan varken insanların bir anda onun aşk hayatına odaklanması epey ilginç tabii. Ama aslında her şeyin bir sebebi var. Çünkü oldukça uzun zamandır devam eden bir tercih meselesi var ve bu tercih de sorgulanıyor doğal olarak. Leonardo bugüne kadar bir sürü farklı modelle görüşse de en akılda kalanlar Giselle Bündchen, Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Tony Garn, Nina Agdal ve Camille Morone olsa gerek. Hatta bu konuda çok güzel bir çalışma yapan da olmuş. Leo ve kız arkadaşlarının kıyaslandığı bir tablo çıkarmışlar zamanında. Grafiğe bakacak olursak Leo'nun yaşının artmasına rağmen kız arkadaşlarının hep aynı yaş aralığında kaldığını ve 25'e gelince bir şeylerin sona erdiğini görebiliriz. Yaş 25 olunca Leo'nun ilişkileri bir anda sona eriyor gibi. Camilla Morone ile birlikteyken hazırlanmış bu grafik ama yaz başında ikisi ayrıldı ve bu durum hiç değişmedi. Camilla 25 olduğu anda ilişkileri sona erdi. Camilla demişken zamanında Leo ve Camilla'nın ilişkisi epey eleştirilmişti. Çünkü Leo ve Camilla'nın çok daha eskiden tanıştığı konuşuluyordu. Yani sadece Camilla 25 yaşından küçük, daha 20'lerin başında genç bir kızla görüşüyorlar sebebiyle eleştirilmemişti. Camilla Al Pacino'nun üvey kızı. Ve Al Pacino da Leonardo DiCaprio ile birlikte hem iş yapan hem de bir arkadaşlığı olan insan. Ve diyorlar ki Leonardo daha Camilla 11 yaşındayken onunla tanıştı. Ve bu yüzden de çok büyük eleştiriler toplamıştı. Böyle şeyleri isteseniz de uyduramazsınız bak. O kadar çok detay var ki. Buna benzer bir olayı Erin ve Sam mevzusunda da gördük diyeceğim de bütün olayları ona bağlıyorsun diyecekler olacak. Bilemiyorum artık, siz karar verin ona. Leonardo DiCaprio ile ilişki yaşayan bazı insanların Leo'nun olayı ne kadar umursamadığını, dünya üstündeki istediği her kadınla ilişki yaşayabileceğine inandığı için insanlarla derin ilişkiler kurmak adına herhangi bir çabası olmadığını söylemişti zamanında. Bu konuda epey bir yazı yayınlandı. Herkes kendi deneyimini anlatıyordu hatta. Belki de en meşhurlarından bir tanesi ilişki sırasındayken kulaklığı takıp orada yokmuş gibi davrandığı makale olsa gerek. Bu durumu hemen basınla paylaşmışlardı dinlediği müziğe kadar. Şimdi birazcık dedikodulara gelelim. Bu konu hakkında senelerdir devam eden bir dedikodu var. O da Leonardo DiCaprio'nun aslında bazı mankenlik ajanslarıyla sözleşmesinin olduğu ve bazı mankenleri, bazı modelleri gündeme getirmek için onlarla ilişkisi varmış gibi bir PR çalışmasında bulunduğu. Söylenenlere göre bir modellik ajansı hem kendi modellerinin adını parlatmak hem de bu durumu onlar için hem de Leo için bir PR çalışması haline getirmek adına Leonardo DiCaprio ile sözleşmeler imzalamış. Tabii ne kadarı gerçek ne kadarı yalan orası muallak. Bilmiyorum ne kadarına inanırsınız. Epeydir konuşulan bir konu bu. Gerçi bu bir şakadan dolayı çıkmıştı diye hatırlıyorum ama bir noktadan sonra insanlar her şakanın altında bir gerçek vardır demeye başladı galiba. Şakanın temeli de zaten sadece mankenlerle çıkmasıydı. Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla alakalı epey bir şakalar yapılıyor. Özellikle de son zamanlarda. Ama herhalde en çok Ricky Gervais'in yüzüne çok büyük bir şaka yapmasından dolayı
İnsanlar artık bundan cesaret buluyor. Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end, his date was too old for him. So... Even Prince Andrew's like, come on, Leo, mate, you know. You're nearly 50, son. Adam sadece güldü ve geçti. Burada olsa var ya. Daha geçtiğimiz günlerde Emmy ödül töreninde Kenan Thompson'ın yaptığı espriyi de hatırlatmak isterim. Onu da bakmak isterseniz şuradaki videoya yönlendireceğim sizi. O da Zendaya üzerinden bir şaka yapmıştı ama konu tamamen aynı. Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşından büyüklerle herhangi bir ilişki kurmaması. Ama bütün bunlara rağmen Leo çevresince çok sevilen ve saygı duyulan bir insan. Belki de insanların kafasını karıştıran mevzu da budur. Her ne kadar davranışları ve tercihleri insanlara garip gelse de hayatının geri kalanında hem Hollywood'daki yeri olsun hem arkadaşlıkları olsun oldukça sevilen ve sayılan bir insan olması yani. Leonardo'nun Hollywood'da iş bulamadığını hayal edebiliyor musunuz? Ben şahsen şu anda edemedim. Kate Winslet ve Tobey Maguire gibi arkadaşları var. Ve bu arkadaşlıkları senelere dayanıyor yani daha dün başlayan şeyler de değil. Aslında Leonardo DiCaprio'nun birçok arkadaşlığı çok uzun senelere dayanıyor. Sadece bu ikisi de değil. Yani arkadaş edinmekte falan herhangi bir sıkıntı yaşadığı da yok. Şimdi biraz da konuşulan başka dedikodular var. Ona geleceğim. Leonardo DiCaprio'nun çok genç yaşta çalışmak zorunda kaldığı bir prodüktör dolayısıyla yaşayabileceği bazı travmalar olmuş olabilir diyenler var. Brian Peck adlı bir prodüktör, Amanda Show adlı bir yapımda, daha önceden de bahsetmiştik. Dan Schneider'ın adı geçmişti o zaman daha çok. 14 yaşındaki bir kıza zarar vermekten dolayı hapis yatmış bir insan. Sadece bir kıza da zarar vermemiş. Küçük yaştaki kızlı erkekli birçok çocuğa karşı bazı şaibeli davranışları olmuş. Onlara yasak madde vermesinden onları istismar etmesine kadar birçok konuda kendisine davalar açılmıştı. Ve bu kişi zamanında Leonardo DiCaprio ile de çalışmış. Hatta aralarının ne kadar iyi olduğu, ne kadar yakın oldukları da gündeme gelmişti bol bol. O yüzden şimdi diyorlar ki Leonardo o zamanlar bir travma yaşadı ve bu travmayı atlatamadığı için de kişisel ilişkilerinde hep sıkıntı yaşıyor. Bu da tabii sözleşmeyle kız arkadaş bulması gibi bir dedikodu sadece. Ekleyeyim dedim yine de. Şimdi biliyorum 25 yaşından büyüklerle görüşmüyorsa Gigi Hadid ne oluyor diyenler olacak da Gigi Hadid'den bahsediyoruz. Ayrıca 27 yaşında. Çok güzel bir lafımız var bunun için. Sıçmamış da yüreği yanmış. Şimdi gelin Gigi Hadid ile ilişkisine bakalım. Gigi Hadid 27 yaşında. Leo'dan tam 20 yaş küçük şu anda. Ama esas mesele Gigi ile görüşmesi mi bilemedim. Çünkü Gigi'den önce kesinlikle konuşulması gereken bir Bella mevzusu var. Evet yanlış hatırlamıyorsunuz Leonardo DiCaprio zamanında Bella'ya da yazıyordu. Gigi'den önce Bella ile adı çıkmıştı Leonardo'nun hem de 2017 senesinde. Bella henüz daha 20 yaşındaymış o zamanlar ve The Weeknd'den yeni ayrılmış. Leonardo'nun Bella'ya gönderdiği hediyelerin listesi haber olarak basına yansımıştı. $4000 ederinde iç çamaşırı, 36 tane beyaz gül ve bir şişe şampanya. Bella Leo ile görüşmek istememiş ve ona yaşlı demiş. Ve kendisine gönderilen şeyleri insanlara dağıtmış. Böyle bir haber vardı ya. Şimdi de o yüzden hep Gigi çok sofistike bir kadın. Leo Gigi'yi çok beğeniyor. Sadece güzelliğinden dolayı değil, davranışlarından dolayı da ona hayran şeklinde bazı haberler çıkıyor. Böyle haberleri görünce bu Gigi'ye yakın kaynaklar veya Leo'ya yakın kaynaklar mevzusunda kimin yolanda olduğunu çok iyi görebiliyorum. Bu direkt yolandanın yazışı. Sadece Yolanda bu şekilde cümleler kurar. Söylemeden edemedim. Bella ile alakalı haberler tekrar gündeme gelince biraz çıkan haberlerin tonu da değişti sanki. Görüşüyorlar ama o kadar ciddi değil. Hep aynı çevrelerde takılıyorlar. Hep aynı ortamlara giriyorlar. Birlikte keyifli zaman geçiriyorlar şeklinde bir şeyler azaltılmaya çalışıldı daha sonradan. Ama en başta Leonardo Gigi'yi çok istiyor, onunla birlikte olmak istiyor, ona çok hayran şeklinde çıkıyordu haberler. Bu kadar kısa sürede olayların değişmesi insanlara pek inandırıcı gelmedi. Gigi ile de Bella ile de bu muhabbetlerin çıkması biraz bana o sözleşme mevzularını hatırlattı açıkçası. Gerçekten öyle bir şey olabilir diye düşündüm bir an. Tabii gerçekliği var mı yok mu bilemem bir şey diyemem ama garip yani. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekleyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun sürekli genç yaştaki modellerle, mankenlerle takılması normal mi? Veya bu genç ve güzel kadınlardan onlar 25 yaşına geldiği zaman ayrılması tesadüf mü? Yoksa ortada böyle garip bir istismara varan bir durum mu var? Neler söyleyeceksiniz merakla bekliyorum açıkçası. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.